üzerinden geçebilirim. İki tane döngü var burada. Bir tanesi while döngüsü, bir tanesi do while döngüsü. Process num, o girilen integer değeri bir şekilde kullanma işlemin ne olduğunun çok fazla önemi yok. Bu iki döngüye baktığımız zaman, bu iki döngü aynı şeyi mi yapıyor? Farklı mı çalışıyor? Aynı çalışıyor. Aynı şeyi yapıyor işte, öyle değil mi? Öyle zaten. Ne yapıyor? Scanf var. Process var. Scanf process. Scanf process. Devam ettik. Ta ki Sentinel olasıya kadar. Bu da Scanf process. Scanf process. Ta ki Sentinel olasıya kadar. Değil mi? Sentinel'dan farklıyken. Çok benzer gibi görünüyor. Ama dediğim gibi döngülerle ilgili yapılan yanlışlardan bir tanesi bu döngünün hangi değerleri proses edeceği konusunda yanlışlık var veya bir fazla döngü, bir az döngü hatalar. Burada benzer şekilde farkındaysanız soldaki değeri okuyor ve bir kontrol yapıyor. Sentinel olup olmadığını kontrol ediyor. Bu taraftaki değeri okuyor, hemen proses ediyor. Sentinel olup olmadığını kontrol etmeden. Eğer siz Sentinel değeri üçüncü değer olarak girerseniz, üçüncü girdiğiniz değer Sentinel'sa yine fark eder değil mi? Yani bu sağdaki döngü okuyor ve kontrol etmeden proses ediyor. Sentinel da proses ediyor. Farkında mıyız? Yani okuyor, proses ediyor ve ondan sonra kontrol ediyor. Her türlü Sentinel'ı da proses edecek. Okay. Yani aynı döngü değil. Do-while'ın çalışma stiliyle while'ın çalışma stilini düzgün bir şekilde anladığımıza emin olmamız lazım. Görebildik mi sorunu? Peki sağdakini, soldakini yapar şekle nasıl getirebilirim? Do while'la yani soldaki döngüyü do while'la nasıl yapabilirim? Hani en baştan beri diyoruz ya bunların yapabilecekleri işler aynı. Yani while'la yapabileceğim bir şeyi do while'da yapabilmem lazım. Ne yapmamız lazım bizim? Soldakinin yaptığı aynı şeyi yapabilmek için okuduktan sonra kontrol yapmam lazım değil mi? Ondan sonra proses yapmak lazım. Ama burada okuma ve proses body'nin içerisinde değil mi? Burada da okuma proses body'nin içerisinde ama şurada bir kere okuyorum. Kontrol yaptıktan sonra proses ediyorum. Okuyorum, kontrol yaptıktan sonra proses yapıyorum. Bunun ikisini de buraya koymam lazım buradaki gibi. Ama ikisini de buraya koyduğum takdirde hangi sırada koyarsanız koyun sıkıntı olacak. Yani prosesi yukarıya koyayım, ondan sonra scanf yapayım. Peki ilk geldiğin zaman neyi proses edeceğim? Yani şunların yerlerini değiştir. Do while'in içerisindekinin yerini değiştirsem. Orada olduğu gibi. Prosesi yukarıya alsam. İlk geldiğim zaman neyi proses edeceğim? Saçma sapan bir değeri. Okumam lazım ki ondan sonra proses edeyim. Peki böyle olduğu zaman okuyorum, test yapmadan proses etmiş oluyorum. Ama benim test yapmam lazım. Bir şekilde şu arada kontrol yapmam lazım okuduktan sonra. Yapabileceğim şeylerden bir tanesi şuraya bir if koymak değil mi? Döngüyle selection farklı şeyler. Repetition ile selection farklı şeyler. Repetition tekrarlamayı sağlıyor. Gene bir test var ama test olduğu sürece tekrarlıyoruz. Selection'da ise şurayı yapayım veya yapmayayım'a karar veriyorum. Okuduktan sonra burayı yapayım yapmama karar verebiliriz. Selection yapabiliriz şurada. Şunu select edip proses edebiliriz. Neye göre? Number'ın sentinel olup olmadığına göre. Bu durumda döngüye bakalım, okuyacağız. Kontrol yapacağız. Kontrol doğruysa proses edeceğiz.
Sonra duvalin kontrolü geliyor. Tekrar kontrol ediyoruz. Yani her döngüde aslında iki kere kontrol yapmış olacağız. Tabii ki yapabilirim ama ekstra iş yapmış olur. Duvalde yaptığım zaman. Bu çok daha efektif. Ha, şundan bahsediyorum işte. Şuraya if koyarsanız okudunuz, kontrol ettiniz, proses ettiniz, tekrar kontrol ettiniz. Tekrar okudunuz, kontrol ettiniz, proses ettiniz, tekrar kontrol ettiniz. Çift kontrol olduğu için efficient değil. İki kere, bir kere fazladan kontrol işlemi var. O yüzden efficient değil. Evet. Hocam peki prosesi dışarı alsak while'in de altına? While'in de altına aldığımız zaman şuraya koyduğumuz bir statement ne zaman çalışır? En son. Şunların tamamı bittikten sonra bir kere çalışır. Biz ise her girilen değeri proses etmek istiyoruz. Evet, bu sebeple soldaki daha iyi bir yazılış şekli. We write the following code using do while statement with no decision in the loop body. Şurada loop body'de bir decision koymuştuk değil mi? Bir if koyduk. Bu sefer şunu yapmak istiyoruz. Ama içine de loop body'de bir decision koymak istemiyorum. Bunu do while yapmak istesek nasıl yapacağız? En basit şekli ne olur? Biraz öncekine benzer şekilde düşünsek nasıl olur? Sum'a 0 koyacağız değil mi? 0'ı sum'a atacağız. Bir de orada bir initialization var. O da bir atama. O da döngünün dışında olması lazım. Do while'ın dışında olması lazım. O da bir atayacağız. O değil mi onun şekli? Ondan sonra döngü var şurada. Ne zamana kadar dönecek? Odd küçüktür, enken dönecek. Ne yapacağız? Proses edeceğiz, arttıracağız. Proses edeceğiz, arttıracağız. Proses etme, sum'u arttırmak değil mi? Odd'la. Sonra da odd'u 2 arttıracağız. Ama bunu böyle yazarsak aynısı olmadı değil mi? Niye? Her halükarda odu artırdı ve pardon. Nasıl oldu? Sam'ı arttırması fazla oldu. Ve bir kere fazla değil. Bununla bunun ne farkı var? Sam'a fazladan değer koyuyorum. Sam'a fazladan değer koyuyor. Öyle mi diyelim? N'in değeri 3. 5, 4 olsun bu değeri. Bu döngü kaç için dönecek? 1 için dönecek. 2 artıracak, 3 olacak. 3 için dönecek. Sonra 2 artıracak, 5 olacak. Dönmeyecek değil mi? O zaman Sam'a hangi değeri ekleyecek? 1 ile 3'e ekleyecek. Sam'ın değerinin 4 olması lazım. Buraya bakalım. Odd 1, sum'a ekledi, 2 artırdı, odd'u, küçük, 3'ü ekledi, 5 oldu, sağlamadı, çıktı. Sum'un değeri ne oldu? 4 oldu değil mi? Aynı o zaman. Peki problem nerede? Bu ikisi aynı değil. Bu iki döngü birebir aynı sonucu vermiyor her zaman. N'in 4 olduğu değer için aynı sonucu veriyor değil mi? 5 olduğu zaman aynı sonucu verir mi? N 5 ise bu iki döngü aynı sonucu verir mi? Bir fazla döner o zaman duvar. Duvar bir kere fazla döner. Döndükten sonra tamam N 5. Şu nasıl dönecek? Odd 1.
G için dönecek çünkü 5'ten küçük. 2 artıracak. 3 olacak. 3 5'ten küçük. Dönecek. 2 daha artıracak. 5 olacak. 5 5'ten küçük değil. Dönmeyecek. Pekala, yani sum'un değeri ne olacak? 4. Burada ne olacak? Burada da 4. Aynı sonucu verir. 6 olursa olmaz. 6 olsa çift sayı fark etmez. Yani 1 olsa falan hocam o zaman fark eder. 6 olsa fark ediyor mu? Fark etmiyor. 7 olsa fark ediyor mu? Fark etmiyor. 8 olsa o zaman nerede problem var? Bu ikisi aynı. Yani 1 olunca hocam, ottan küçük olunca 1 oldu da. Hem test hem alt değil, while'ın içinde oluyor. Yani orada mı sıkıntı? Hani burada alt değil de test kısmı ayrı ayrı ama orada ikisinin yerine de geçiyor. Hocam, bakın döngünün içerisinde ne yapıyor? Döngüye girdikten sonra, ilk testten sonra, döngüye girdikten sonra sum'u arttırıyor, o da arttırıyor, test yapıyor. 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 Değil mi? O kısım aynı. Burada ekstra olan ne? N1'ken sıkıştı. Evet. İlk test burada fazla. Burada ilk iterasyona girmeden önce de test yapıyor. Burada ise ilk iterasyona girerken test yapmadan giriyor. Yani diyelim N değeri 1. N değeri 1 ise onun çıkartacağı sonuç ne olacak? Sum ne olacak? 0 olacak. Çünkü hiç dönmeyecek. Ama buraya baktığımız zaman n değeri 1 olduğu halde şunları yapacak ve sum'un değeri 1 olacak. Görebiliyor muyuz? Peki bunu nasıl engellerim? If kullanırsam nerede kullanacağım? Nereyi, selection nereye yapacağım? Sum'un üstüne koyabilirim. Ama loop body'de kullanmayacağız dedik. Ben ne zaman yapıyorum testi? Şurada yapıyorum değil mi? O zaman ben yukarıya koysam değil mi? Yani şuraya desem ki if işte old n büyüktür 1 ise bunları yap desem. Değil mi? Veya şuradaki testi direkt koysam. Aslında bu da test de şey yapacak değil mi? Aynı şey. Aynı test. Çünkü o bir olduğu için o küçüktür n ise şu do while yap desem aynı olacak değil mi? Testi dışarı koydum. Şu ikisini yaptıktan sonra test ediyor. Ondan sonra dönmeye başlıyor. Dönerken de sum'u arttırıyor, o da arttırıyor, test yapıyor. O da öyle yapıyor. Sum'u 0 yapıyor, o da 1 yapıyor. Ondan sonra test yapıyor. Bizim şurada yaptığımız testi, if'le yaptığımız testi. Ondan sonra sum'u arttırıyor, o da arttırıyor ve test yapıyor. Aynı sonuca gelecek. Başka bir şekilde yapmak mümkün mü? Hiç if kullanmadan yapmak mümkün mü? Onda düşünün. Evet. En son şu case study var. Onun üzerinden geçeceğim. Ama ara verip bitince aradan sonra.